Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmak özellikle çok önemli. Ve videoyu izledikten sonra yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün Discord kanalımızda da oldukça fazla istek alan Yavuz Yapıcıoğlu, yani namı diğer Tornavidalı Katili izleyeceğiz. Ayrıca bir dönem Avcılar'da faili meçhul işlenen cinsel saldırıların da sahibi kendisiydi. O dönemler televizyonlarda Avcılar sapığı diye anılıyordu. Cumhuriyet tarihinin en çok cinayet işleyen seri katili olan bu adam, işlenebilecek her türlü suçu da hayatı boyunca işlemişti. Yavuz Yapıcıoğlu 1967'de Adana Seyhan'da doğdu. Tam 9 kardeşten beşincisiydi. Baba kaynakçıydı. Maddi sorunlardan dolayı ailesini de alarak 1969 yılında İstanbul'a yerleştiler. İstanbul onlar için yeni bir hayatın başlangıcı olacaktı. Yavuz burada ortaokulu bitirdikten sonra Yedikule Lisesi'ne başladı. Fakat lisedeyken artık okumak istemediğini anladı ve okulu bıraktı. Aslında kendi anlattığına göre ilk okulda ve ortaokulda hep sınıf birincisi olmuş. Okul hayatı erken bitince amatör olarak futbol oynamaya başladı. Yedikule Spor, Zeytinburnu Spor, PTT Spor. En son PTT Spor'a transfer olunca burada da memur olarak kaldı. 1988 yılında da askere alındı. Askerde de hava gücünde futbol oynayarak yaptı askerliğini. Yavuz askerden dönünce abilerinin yardımıyla nakliyecilik yapmaya başladı. 1991 yılında da akrabası Nazan'la evlendi. Nakliyecilik işi pek iyi değildi. Bu yüzden bu işi bırakarak deri ve ambalaj işine girdi bu kez de. Fakat bu işte de başarılı olamadı. Yavuz ve eşi İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşıyorlardı. Kardeşlerinden bazıları buradayken bazıları da Çorlu'da yaşıyordu. Yavuz'un abileri ona iş hayatında destek olmaya çalışıyorlardı ama Yavuz doğru düzgün bir işte tutunamıyordu. Çalkantılı giden iş hayatının yanında Yavuz'un başka bir yönü de vardı. 1992 yılında o yönü ortaya çıkmaya başlamıştı. Avcılar'da arka arkaya 3 kadına saldırıp tecavüz etti. Kadınların üçü de yaşamayı başarınca olaylardan sonra polislere saldırganın eşkaliyle ilgili bilgi verebildi. Sırasıyla üçü de aynı eşkali verdiler. Ama henüz Yavuz Yapıcıoğlu'na kimse ulaşamamıştı. Bu sırada Yavuz da artık saldırı boyutlarını arttırmaya karar vermişti. Cinsel saldırı ve gaspta bulunduktan sonra bu kez öldürmeye de başlamıştı. Ölümlerin çoğu kesici, delici bir alet veya boğma üzerineydi. Kullandığı delici alet de onun adıyla simgeleşen tornavidasıydı. Tüm saldırılarını dikkatsiz bir şekilde yapan Yavuz Yapıcıoğlu polis radarına takılmıştı. Bu arada Yavuz da garip bir şekilde zaten etrafındaki herkese işlediği cinayetlerden ve saldırılardan bahsediyordu. Kahvehanede milletin ortasında öyle şeyler anlatıyordu ki insanlar inanmakta güçlük çekiyordu. Bu yüzden başına bela açılmıyordu. Ayrıca abilerine de durumdan bahsediyordu. Yavuz'un akıl sağlığının yerinde olmadığını biliyorlardı. Onlar da bu yüzden pek bir şey demiyordu. Veya biliyorlardı ama kardeşi hapishanelerde çürümesin diye dilsiz oynuyorlardı. 1993 yılında eşinin doğum günü için evde abileriyle toplanmışlardı. Bir süre sonra toz koparan polis karakolundan polisler kapıyı çaldı. Yavuz'un bilgisine danışacaklardı. Karakola birlikte giden abisi ona niye yaptın diye serzenişte bulunuyordu. Yavuz da dönerek abisine merak etme, deli taklidi yapar, 2-3 yıl yatar çıkarım dedi. Yavuz Yapıcıoğlu bu saldırılardan dolayı tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine gönderildi. Hiçbir duruşmaya çıkmadı. İçeride psikiyatrlar tarafından incelenince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede tedavisi sürerken hafta sonları babasının sayesinde izinli olarak çıkabiliyordu. Bu hafta sonlarından birinde 1994'te Zeytinburnu toz koparanda 3 kişi bıçaklamış kaçmaya çalışıyordu. Kaçarken gördüğü bir arabanın önünü keserek polis olduğunu söyledi. Arabaya bindikten kısa bir süre sonra şoförü de bıçaklayarak öldürdü. Yavuz tam bir ölüm makinesiydi. Bu adamın zapt edilmesi lazımdı. Sokaklara ehlileşmeden dönerse yine ciddi saldırılarda bulunacağı belliydi.
ama bir yandan da gerçekten akıl hastasıydı. İçinde iki kişinin olduğunu düşünüyordu. Bu arada hastanedeyken bir gardiyanı da tuvaletten söktüğü muslukla kafasından yaraladı. 1996 yılında 46 rapor verilerek hastaneden taburcu edildi ve yeniden sokaklara döndü bu avcılar sapığı. Yavuz Yapıcıoğlu dışarıya çıktığında artık bekardı. Eşi onu hastanedeyken boşamıştı. Yavuz peşine düşmesin diye de izini kaybettirmişti. Hastaneden çıktığında ailesinin kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Yavuz orada kendisine bir de arkadaş edinmişti. Babasını ikna ederek onun da dışarıya çıkmasına izin verdi. Daha sonra babasının yanında İbrahim'le beraber çalışmaya başladılar. 1997 yılında da Çorlu'da bir gecekondu tutup oraya yerleştiler. Burada da Yavuz'un abisinin yanında kaynakçıda çalıştılar. İbrahim Yavuz'a göre daha çalışkandı. Bu yüzden Yavuz çalışmayıp onun parasını yemek istiyordu. Haliyle İbrahim'le bu duruma kızınca kavgaya tutuştular. Yavuz İbrahim'e göre daha tecrübeliydi. İbrahim'i bıçaklayarak öldürdü. Bu cinayetin ardından yine hastaneye yatırıldı. Sadece 15 gün kaldı hastaneden kaçma deneyimi başarılı olunca yeniden sokaklardaydı. Çıkar çıkmaz rahat durmayan Yavuz 6 kişiyi daha arka arkaya öldürdü. 1998 yılına kadar durmadan o sene içerisinde cinayet işledi. Çorlu'da bir saldırı daha gerçekleştirdikten sonra polis tarafından görüldü ve ayağından vurularak yakalandı. Yeniden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Cezai ehliyeti olmadığı için hapishaneye gönderilemiyordu. Yavuz Yapıcıoğlu'nu kapalı bir yerde tutmak imkansızdı. Yaklaşık 10-15 gün kadar sonra yeniden kaçmayı başardı. Akçay beldesine gitti. Oradan da İstanbul'a geri döndü. Tekrar ailesinin yanına gittiğinde hastanede çok fazla eziyete maruz kaldığını, şok tedavilerinin onu fazlasıyla rahatsız ettiği için kaçtığını söyledi. Ailesi de her yerde arandığını bildiği halde kardeşini ihbar etmediler. 3 ay boyunca abisini tuttuğu bir evde kaldı ama 1999 yılında yeniden sahaya çıktı. Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdü. Daha sonra da başka bir abisi kendisine harçlık vermediği için adamın evini kundakladı. Abisi gidip onu hiç düşünmeden polise ihbarda bulundu. Yavuz Yapıcıoğlu şimdi yeniden kaçmaya başladı. Bu arada kaçarken de bir hademeyi öldürdü. Yeniden yakalandı bu yıl içerisinde ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Yavuz 3 ay kadar sonra buradan da kaçmayı başararak Çorlu'ya geldi. Başka bir abisi ona torunla dükkanını vererek bir iş sahibi olmasına olanak sağladı. Ama artık aile yüzüne bile bakmıyordu, kimseyle görüşmüyordu. Buna kızan Yavuz bu kez de babasını öldürmeye gitti. Baba evinde bulundurduğu pompalı tüfekle karşılık verince Yavuz işini tamamlayamadan uzaklaşmak zorunda kaldı. 2002 yılı da aralıksız saldırılarla devam etti. Tornavidalı katil durdurulamıyordu. Kadın, erkek fark etmeksizin saldırıyordu. Bazıları şans eseri yaralanarak kurtuluyordu. Bazıları da o kadar şanslı değildi. 24 Aralık 2002'de sonunda yeniden Çorlu'da yakalandı. İşlediği cinayetlerle ilgili yaşadığı evde deliller vardı. Bu kez hastaneye değil, doğrudan mahkemeye çıkarıldı. Yargılanması Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'ne başladı. Yavuz Yapıcıoğlu mahkemeler sırasında kendisini İsa Peygamber olarak adlandırıyordu. Ayrıca 1993 ve 1994 yılları arasında Merter'de bulunan Sis Tarikatı adlı bir grupta birlikte hareket ettiğini iddia etti. Bu grubu da kendisi gibi sapıkça eylemler yapan birileri olarak nitelendiriyordu. Tabi böyle bir tarikatın olup olmadığı hiçbir zaman kanıtlanamadı. Duruşmalar boyunca yerinde durmuyordu. Sürekli ayağa kalkıp bağırıyordu. Aslında iyi bir insan olduğunu, sadece bazen zaman ve mekan algılamasında sorun yaşadığını ve tam bu sırada cinayet işlediğini söylüyordu. İki kişilik barındırdığını farkındaydı. Mahkemeler boyunca en büyük korku yine cezai ehliyeti yoktur raporu verileceğinin tedirginliğiydi. Adli tıpa yeniden gönderildi Yavuz. 2003 yılında Yavuz Yapıcıoğlu hakkında cezai ehliyeti vardır raporu sonunda gelmişti.
sanığın bilerek deli numarası yaptığı söylendi. Artık tornavidalı katil yolun sonuna gelmişti. Şakir T'yi öldürmekten 28 yıl, Salih Bey'i öldürmeye teşebbüsten 16 yıl hapis cezası aldı. Aslında toplamda kendi itirafına göre 18 kişiyi öldürmüştü. Ailesine göre de 40'tan fazla kişiyi. Ama mahkemenin elinde net delil bulunan bu iki suçtu. Yavuz Yapıcıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en çok cinayet işlemiş Türk seri katiliydi. Cinayet sayısı 18 de olsa, 43 de olsa bu sonuç değişmeyecek. Antisosyal kişilik bozukluğu olmasına rağmen sonunda hapishanenin yolunu tutması gerekiyordu. Çünkü bu canavar zapt edilemiyordu. Şu anda da hala hapishanede cezasını çekmektedir. Bu arada videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.